arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim şu anda da tam mevsimi olan, yavaş yavaş mevsimine girdiğimiz mandalina ile ilgili. Hani hep derler ya arkadaşlar, şifası kabuğunda diye. Bu kesinlikle gerçek, doğru bir şey. Tabii kabuğuyla yenecek meyveler var, yenmeyecek olan meyveler var. Ama bu turuncu meyveleri, işte mandalinadır, portakaldır, greyfurttur, bu tarz meyveleri mutlaka kabuğunu atmayın. Şimdi onlardan bahsedeceğim, çok faydalı kabukları. Mandalinayı zaten çoğumuz biliyoruz. İçerisinde bol miktarda C vitamini var, çok güzel posa özelliği var. Ve bağırsaklarımızı çalıştırıyor aynı zamanda bu posa. Ve kilo vermemize aynı zamanda tabii yardımcı oluyor. Ve birçok hastalığa da çok iyi geliyor. Şöyle ben bir tane soyayım. Evet, ben şöyle soydum arkadaşlar. Şimdi soyduktan sonra şu beyaz kısımlarını görüyor musunuz? Bunu genelde çoğu insan atıyor. Ben kesinlikle atmıyorum. Bunu bu şekilde yiyorum. Bu çok faydalı. Bağırsaklarınızı çalıştırıyor, tokluk hissi veriyor ve midenize çok iyi geliyor. Şimdi bağırsaklarımız çalışmadığı zaman bir şişkinlik hissi olur ya, hep derler işte lifli posalı şeyler yendi. İşte bu lif bu arkadaşlar, posa bu. Evet, tokluk hissi sağlıyor dedim. Kolesterolü düşürüyor lifli yapısı sayesinde. O yüzden bu turuncu meyvelerin beyaz kısımlarını atmıyorsunuz. Evet, şimdi içinden bahsettim. Asıl mesele kabuklarında arkadaşlar. Şimdi kabuklarından bahsedeceğim. Şunu şöyle koyalım. Soyduğum kabuklarım burada. Bu kabukları da kesinlikle atmıyorsunuz. Şimdi bunlarla çok güzel bir mandalina çayı yapacağız. Bunu fırına atıp da kurutabilirsiniz. Toz halinde de yapabilirsiniz çayını. Ama bunu tabii genelde mesela kışın biriktirip yaparsınız, yaz için saklarsınız. Çünkü kışın zaten tazesi var. O yüzden kurutup saklamaya hiç gerek yok. Evet, gelelim kabukların ne işe yaradığına. Kabukları da şu anda ve kış ayında en çok şikayet ettiğimiz burun tıkanıklığı, nezle, grip, özellikle bronşit ve geçmeyen öksürüğe çok faydası var arkadaşlar. Şimdi ben kabuklarımı içine atayım şunu. İki tane mandalina kabuğum var. Üzerine de şöyle kaynar suyumdan ilave ediyorum. Şöyle bir buçuk, iki bardak çıkacak kadar yeterli. Hemen bunu kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde içerisinde uçucu yağlar bulunan bitki çaylarını yaptığınız zaman mutlaka kapağını kapatın. French press'ler var ya, üstüne bastırdığınız, onlarla da yapabilirsiniz bunu. Böyle demlenene kadar bu kapağı açmıyorsunuz. 5 dakika kadar bunu bu şekilde demliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde demlenirken ben size anlatayım biraz daha. Bu mandalinanın kabuklarında tangedin adı verilen çok güçlü bir antioksidan var arkadaşlar. Beyin tümörü başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı ve Parkinson hastalığına karşı da çok iyi geliyor. Bu alanda çok ciddi bilimsel araştırmalar var. Mutlaka evinizden eksik etmeyin derim. Öksürüğe, bronşite, nezleye çok iyi geliyor. Bakın şöyle rengini göstereyim size. Benim mandalinalarım yeşil olduğu için rengi de şöyle yeşil, çok güzel oldu. Şöyle demlensin. Hemen bardağımı alıp size göstereceğim. Şöyle görünüyordu rengi arkadaşlar. Şimdi 5 dakika oldu. Bardağımı alacağım. Şöyle görüyorsunuz, o hani size bahsettim ya, French press'ler var diye. Onunla böyle üstten bastırdığınız zaman bu kabuklarının şeyi daha iyi çıkar. Onunla da yapabilirsiniz. Şimdi ben bardağımı alayım, hemen bardağıma koyalım. Şöyle. Evet, bakın. Rengi çok güzel. Çok vitaminli, çok şifalı. Bronşite, nezleye, öksürüğe birebir. Kış aylarında mutlaka yapın arkadaşlar. Ve kesinlikle yaz için de kurutup ayırıp saklayabilirsiniz. Evet, benim tarifim buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup zilinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.